uyuyakaldım. Oy oğlum, Güney'im. Allah'ım sağ şükürler olsun. Oy tamam. Güney oğlum, aşkın ateşi düşmüş. Düştü ha, düştü çok şükür. Düştü. Demek ki benim yöntemlerim işe yaradı. Senin yöntemlerin demeyelim aşkım. Doktorun yöntemleri diyelim. Sağa kalsa turşu gibi sirkeye basacaktın oğlumuzu. Sana da kalsaydı sabaha kadar hastanelerde gezecektik. Haklısın aşkım, haklısın ama ne yapayım? Aa, çok korkuyorum. Çok korkuyorum böyle. Yani erken doğdu bizim yavrumuz. Ya daha bu bir şey değil ki. Daha diş çıkarınca görsen. Uy. Uy Kuzey. Ya yeterince besleyemezsem ya zamanda çıkamazsa dişi. Aşkım hani sen böyle panikten uzak, stressiz, sakin bir anne olacaktın? Uy Kuzey haklısın ha, haklısın ama ne yapayım yani ben? Ne yapacağım bilmiyorum, nasıl büyüteceğim ben çocuğumu? Ya alışacaksın mavişim, içgüdülerine güvenmeyi öğreneceksin. Öyle mi? Öyle mi oğluşum he? Öyle tabii. Oğluşum bağ anneliği öğretecek, ben de ona hayatı. Böyle böyle büyüyeceğiz inşallah, değil mi anneciğim? Değil mi oğlum? Ben de hep yanınızda olacağım. İnşallah aşkım. İnşallah. Ya aşkım bebeğin kırkı, Ramazan falan derken evi çok boşladık. Ben gideyim de şu aşağıya bir havalandırayım. Siz de ana oğul keyif yapın. Tamam aha tamam. Zaten bak Güney de hapşırdı, şöyle güzel bir havalandır. Biz de keyif yapalım. Oğlumla keyif yapalım. Oğluşum, oğluşum keyif yapalım anneciğim. Oy, oy benim oğlum. Uş, aha içime sokayım. Aha içime sokayım böyle galayma. Değil mi? Değil mi benim yavrum? Değil mi annem? Uş, o benim pamuğum. Oh. Kurban olayım Kuzey, ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun? Sen ne ediyorsun, ne yapıyorsun aşkım ya? Ya aşkım ben bilmiyor mu Güney'i ne kadar zor uyuttuk. Tamam uyumuşken ben de bir temizliğe girişeyim dedim. Uyuyan bir bebeğin ilk ihtiyacı nedir? Sessizlik. Böyle olur mu ya? Olur mu efendim? O zaman ben sanatımı icra edemem. Müziksiz bir hiçim ben. Ben Disco King'im. Sen çağır Güney'imi. Gelsin Disco King babasıyla bir dans edelim şöyle karşılıklı. Disco King'in oğlunun istirahate ihtiyacı var, uykuya ihtiyacı var, sessizliğe ihtiyacı var. Hayır efendim. Disco King'in karısıyla aşka, tutkuya ihtiyacı var. Papatya gibisin, beyaz ve ince. Eziliyorum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektiğim senin elinden? Yalvarırım sana, gel üzme beni. İnan bana, çok seviyorum seni. Gel kollarım artık bekliyorum. Papatyam seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Oy Kuzey, Kuzey orucuz, biz ha orucuz. Tamam ufak böyle bir şey Buse diye ya o kadar böyle. Allah'ım ha benim de aklımı başımdan aldın. Ben senin aklını iftardan sonra alacağım. Uy kapı, kapı Güney. Güney olsa anahtarıyla açar aşkım. Ya Güney uyanacak diyorum. Uy.
Yıldız, hadi acele et, gidiyoruz. Hazırlan. Gireceğiz. Yarabbim. Ya ne yapıyorsun yenge ya? Ne yapıyorsun? Ay, güne uyuyor. İlla kapıya pankart mı asalım bebek uyuyor diye? Hadi Yıldız yürü, hadi yürü, yürü, yürü. Yukarı anlatacağım, yürü. Kızı, ay ne güzel olmuşsun. Merhaba, hoşça kal. Hadi yürü, yürü, anlatacağım. Ay kakayım, ne diyor bu? İyicik alfabesi şaştı ya. Hadi Yıldız, 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 hadi yürü, yürü. Geç Yıldız. Ya dur yenge ya. Tırnağa oynanacak çocuk. Ne oldu, ne var? Yıldız, randevu aldım. Hadi hazırlan, gidiyoruz. Nereye? Estetik cerrahına. Muayene olacağız. Allah Allah, niye? Ne demek niye Yıldız ya? Ay şu özgüvenine de hayranım yani. Allah Allah, neyin varmış? Kızım neyin yok ki ya? Sen yeni bebe doğurmadın mı? Oran buran sarmadı mı? Doğum kiloları, onların oldu. Verdin mi? Bence veremedin. İyi, iyi. Olsun yani, yavaş yavaş veririm diye düşünüyorum. Uy, önemli olan ha güneyim sağlıkla büyüsün de başka bir şey istemiyorum. Yıldız, ah benim yıldızım. O büyürken gençlik elden gidiyor, gidiyor. Ve çok abartılacak bir şey değil ya. Küçük küçük dokunuşlar yaptıracağız. Hastalıklarımızdan kurtulacağız, rahatlayacağız, öyle düşün. Ya yenge, ben daha yeni sezaryenle doğum yaptım. Ay Yıldız ya, şu geri kafalığın beni öldürecek ya. Ay ne var bunda, herkes yaptırıyor. Şu ünlülere bir bakar mısın, şu ünlülere? Bugün doğum, yarın hop deniz. Ya yenge, biz ünlü müyüz? Niye yarışıyoruz onlarla? Ya bizim ne eskimiz varmış ünlülerden acaba, ha? Deformasyon bize reva mı ya? Sen git yaptır yenge, ben yaptırmayacağım. Hayır olmaz, sen de bari yanımda ol, muayene ol. Hadi yanımda ol. Ben kendi halimden memnunum yenge, istemiyorum ya. Acaba Kuzey de böyle mi düşünüyor? Tabii böyle düşünüyor. Hatta anneliğin bana çok yakıştığını söyledi. Ah! Benim kalbi sıfatına vurmuş güzel kardeşim, saftirik kardeşim. Erkekler böyledir işte. Analığı karılarına, karılığı başka karılara yakıştırırlar. Ne oldu? Bana hak verdin değil mi az düşününce? Verdin değil mi? Yok canım, ne alakası var? Ya Yıldız ya, hadi ya, gel benimle işte. Vallahi bak, söz veriyorum, darlamayacağım. Muayene olursun, yanımda durursun, hadi. Ben de çok bir şey yaptırmayacağım. Acık karnımı yerdireceğim, o kadar yani. Hadi ya. İyi, tamam, tamam ha yenge. O zaman sadece muayene olacağım ha. Tamam, söz. Vallahi darlamayacağım. Hocam, bu kadarına gerek var mıydı ya? Ben sadece karnımı gerdirmeye geldiydim buraya ama. Doğum sadece karın bölgesinde gerçekleşen bir olay değil. Vücudunuzun tamamının yenilenmesi gerekiyor. Şimdi önlemini almazsanız ileride başa çıkamazsınız. Vallahi ben sıfatımın böyle şeylere ihtiyacı olduğunu çok düşünmüyorum şahsen ama. Aa, olur mu öyle şey? Uykusuz kaldığınız için torbalaşan göz attığınızda ışık dolgusu, tedirginlikten kırışan alnınıza baby botoks dokunuşları. Tabii burun çizgilerinizi biraz daha hafif hafif dolgunlaştırmamız lazım. Ha bu arada boynunuzu da es geçmemek lazım. Tabii burnunuza da ufak bir askılama sistemiyle beraber adeta yeniden doğmuş gibi olacaksınız. Oldu olacak. Adımı da değiştirin yani. Yok yok. Adınız güzel. Ona müdahale etmeyeceğim. Doktor bey bakın, yalnız burnum benim kırmızı çizgimdir. Onu bir baştan söyleyeyim yani. Bütün karakterimi bu burnumdan alıyorum. Ayrıca seferim kocam da burnumu çok beğenir şu an. Ama isterseniz şöyle bir dudak dolgusu falan yapabilirsiniz. Yani dudaklarım incedir, evet. Göz hatlarınız? Fazlalıklardan kurtulalım diye, bir fazlaysa kesin gitsin kalın. Gıdıdan da biraz almak lazım. Yenge hani sadece fazlalıklarını aldıracaktın. Yıldız, göz altlarım, yanak çizgilerim, bunlar da fazlalık değil mi? Fazlalık yani, bunlardan da kurtulalım değil mi? Aynen öyle Nahide Hanım. Ay Yıldız, şu masa var ya, şuraya oturunca insan bir acayip oluyor. Yani böyle boydan aşağı değişesim geliyor yani. Bak sen otur birazdan, sen de anlayacaksın ne demek istediğimi. Asla, ben asla bunların hiçbirini yaptırmam yenge, o kadar.
geleceğiz. Ne oldu Yıldız? Yani doktor bey, tamam yani yengemi anlıyorum, haklı sebepleri var kendisinin ama yani benim bunlara ihtiyacım yok ki. Neden? Yıllarınızı ağaç kovuğunda mı geçirdiniz? Yani bir nevi öyle de diyebiliriz doktor bey. Yıldız 20 senesini yaylada geçirdi. Uzaya gidince kendin için zaman durdu. Ama hayat durmaz. Yaşadığınız her gün size bir iz, bir çizgi olarak geri döner. Doktor bey, ben çizgilerimden gayet memnunum. Aa, böyle yaşamaktan memnunum yani. Şimdi göz altlarınızı biraz parlattığımız zaman o mavi gözleriniz daha da parlayacak. Çene çizgilerinizi biraz daha belirginleştirdiğimiz zaman bu yorgun ifadeden kurtulacaksınız. Nasıl yani? Yenge, yorgun mu görünüyorum ben? Yani Yıldız. Sabaha kadar güneyin başında bekledim ateşi çıktığında diye, sen değil miydin? Ne yapıyoruz? Yapıyor muyuz? Yok, yok. Aha ben yaptırmayacağım doktor bey. Kusura bakmayın. Ben halimden memnunum. Hem ben daha yeni sezaryenle doğum yaptım. Tamam. Seneye gelirsiniz. Karın gerdirme işlemiyle beraber biraz da göğüslerinizi toparlarız. Uy, ne? Bu nereden çıktı? Emzirmiyor musunuz? Bunun tabii ki bir deformasyonu olacak. Yok. Yok, istemiyorum doktor bey. Teşekkür ederim. Ben hiçbir şey yaptırmayacağım. Kendimden gayet memnunum. Yengem istiyorsa o yaptırsın. Hayda Hanım. Ay vallahi. Ben karnımı yerdirmeye geldim. Onu bambaşka yerlere gitti. Bilemedim Yıldız. Ne yapalım? Doktor bey, şöyle yapalım. Biz şöyle bir eline boyunu düşünelim yengemle. Bir bunun üzerine bir konuşma yapalım. Ondan sonra biz sizi arayalım, tamam mı? Biz arayacağız sizi. Hadi yengecim, kalk. Kalk kız, kalk. Dudağı şey yapayım. Tamam ha, haydi. Ama yüzünüzü silmedim. Uy yenge, kurban olayım ya. Az daha senin yüzünden yüz nakli yaptıracaktık. Aslında adam mantıklı konuşuyordu Yıldız. Sen alelacele çıkarttırdın bize. Ne kadar da mantıklıydı ha. Yok uykusuzmuşuz da, yok artık doğumdan sonra hayat dururmuş da maşallah benim yüzümde. Vücudumda dipdiri. Ne, ben seni seneye göreceğim. Alo. Bu ne ya? Bu karı geçen aylarda doğurmadı mıydı? Bu ne ya? Bunlar ne yiyorlar, ne içiyorlar? Bu ne dipdirilik? Yok kız, ha photoshop'tur o, photoshop. Yıldız photoshop. Ya herkes her yerini yaptırıyor. Bir biz kaldık. Uy. Yenge, kurban olayım. Canlı gibi çıkmışsın ya dışarı. Ya sen gel, nasıl baktın ona bak. Uy, kız kurban olayım. Aha niye çıktın biz sana dışarı? Rezil oldun. İnşallah kimse görmemiştir. Hemen ıslak mendil bulmamız lazım. Ay Yıldız. Şurada bizim kuaför vardı. Ay ona gidelim, ona gidelim. Ay çok moralim bozuldu. Uy dur yenge, dur. Aa çok büyük hareketler etme. Gizleyelim kendimizi. Ha. Yavaş çıkalım, yavaş. Nasıl böyle babayla sahillerde gezmek? Süper değil mi? Sen daha büyü, biz neler yapacağız? Neler yapacağız seninle? Oğlum benim. Bak. Bütün ilgi bizim üstümüzde, görüyor musun? Bu hayatın boyunca böyle devam edecek oğlum. Bu saat olmuş zaten. Bu saate kadar bekler mi insan ya? Benim gibi olacaksın ama daha vakti var. Şuna bak, şuna bak. Bu ne? Bu ne? Ne ya? Bu nasıl bir tatlılık ya? Tatlıyızdır biraz. Allah'ım ben seni yerim. Yalnız dokunmuyoruz lütfen. Yiyebilir miyim? Yok maalesef. Ya, ama çok tatlı. Evet ben yaptım. Size benziyor zaten. Güzelliğini annesinden, karizmasını benden almıştır tabii. Ya yenge tamam, akşama yap da bak ben sana söyleyeyim mi? Botoksa falan ihtiyacımız yok. Gözlerini keseceksin. Maviş. Annesinin gözleri mavi mi? Yok efendim, benim gözlerim mavi. Olur mu öyle şey? Ya tabii ki annesinin gözleri mavi ve dünyanın en güzel mavisi. Çok şanslı kadınmış kendisi. Aa onu sen... Kız bitirdiği değil mi? Oynamayalım. Yıldız çocuklu adam avcısı karılar. En tehlikeli grup. Kuzeyin etrafını sarmış. Ay bunun burnu da çok tatlı. Allah'tan benim burnuma benzemiyor. Annesinki gibi hokka. Ama size kendinize haksızlık etmeyin şimdi. Sizin de çok karakteristik bir burnunuz var.
Öyle mi diyorsun ya? Bak öyle deyince hoşuma gitti birdenbire. Allah. Ay canım benim. Gülünce de çok güzel güler ama değil mi? Gülmez mi? Annesi de öyle güler ama çok minnoş güler. Çok minnoş bir insandır annesi. Kuzey! Oynama. Aa geldi minnoş. Kuzey dedim. Kaç lan? Kaç şuradan, kaç. Kaç. Ne oluyor burada? Ne oluyor ola? Ne olacak aşkım? Çocuğumuzu, güzel ordumuzu tanıtıyorum. Ben bu tanıtım filminden hiç hoşlanmadım ama. Ha? Hiç hoşlanmadım. Ha sen onları diyorsun. Onlar Güney'imizin fanları. Güney Mollaoğlu F.C. Sadece oğluşumuzun mu? Evet, çok tatlılar ama. Öyle mi? Siz ne yaptınız Mavişim? Ne oldu? Apar topar kayboldunuz. Hiç. Bir kaç küçük işimiz vardı. Sen niye çıktın dışarı ula? Sen niye dışarı çıktın? Daha dün ne yapmış çocuk? Ateşler içinde yanmadı mı? Etrafta mikrop var. Başına bir iş gelebilir, hastaneye olabilir. Ya olur mu aşkım? Kimse çalamaz çocuğumuzu. Bak ben içeriden bağladım. Ne çalması ula? Onu mu diyorum ben? Nazar değebilir diyorum. Aha hem göz dolu etraf. Nazar konusuna da katılmıyorum. Çünkü naburda, ne ve çocuğumuzda nazar boncukları var. Allah'a şükür korur. Kem gözlerin nereden geleceği belli olmaz. Haydi oyalanmayın artık. Pardon biz rahatsız ettik galiba. Siz bizi rahatsız edemezsiniz hanımefendi. Siz bizi rahatsız edemezsiniz. Haydi. İyi günler. Bu arada yanılıyorsunuz beyefendi. Oğlunuzun minnoşluğu hiç de annesine çekmemiş. Ama sizin gibi çok beyefendi. Oğlunuzun minnoşluğu. Siz beni bir yakından tanısanız hanımefendi. Ne kadar minnoş olduğumu anlarsınız. Ama beni yakından tanımanız lazım. Tanımasınlar. Onlar da gidiyorlardı zaten Mavişim. Gel biz de şöyle ayrılalım. Hadi. Bundan sonra her gördüğünüz çocukla adamı sahipsiz bellemeyin. Tamam mı? Anladınız mı? Hadi şimdi basit. Basit. Dışarı çıktın ulan. Niye dışarı çıktın sen? Eve gidelim ben göstereceğim sana ne olduğunu. Mavişim oğlumla bizim cazibemiz öldürücüyse biz ne yapalım artık? Bak, arkadaşlar. Kavganızı balla bölüyorum değil mi? Akşam için hazırlık yapacağım. Hacı derin su evde. Hadi akşama görüşürüz bekliyorum tamam mı? Yenge tamam ben Kuzey'in bir boyun ölçüsünü alayım. Ondan sonra akşam yemekteyiz. Sizdeyiz. Tamam bak çok kavga etmeyin. Akşam bekliyorum. Haydi ha. Ay merhaba oğlum. Hadi. Yürü eve. Bir dakika ya Mavişim sen niye böyle yapıyorsun? Bak sen gelene kadar ben kadınlara seni övdüm ya. Öyle mi? İyi bakalım Kuzey Efendi. Ben de yarın şöyle oğluşumla bir sahil turuna çıkayım. Ondan sonra yanımıza gelen adamları ben de seni öveyim o zaman tam olsun. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olamaz. Niye? Aha kusura bakma yani. Ben de şimdi hiç mütevazı olamayacağım. Mütevazı olacak bir zaman değil şu zaman. Yani benim de bir kendi cazibem var. Allah ya vermiş yani. Doğuştan olmuş bir şey bu. Kusura bakma. Mütevazı olamayacağım yani bu konuda da. Yürü. Adam uyudu. Uyudu ama zor uyudu ha. Uf. Sen ne yapıyorsun öyle pür dikkat? Neye bakıyorsun? Şu akıllı bilekliklere bakıyorum aşkım. Yani bebek için olanı var mı diye. Allah Allah. Ne diyeceksin ha onu? Güney'in başına bir şey gelirse bulalım diye. Ya sen niye buna bu kadar taktın? Ne gelecek oğluşumuzun başına? Aşkım dünyanın bin bir türlü hali var. Yani ne olacağı belli olmaz. Tabii. Sen kadınlara takılıp gözlerini oğlumuzun üzerinden ayırırsan olabilir tabii yani böyle şeyler. Aşkım biraz haksızlık ediyorsun ama ben o kadınların Güney'imize dokunmasına bile izin vermedim yani. Kuzey ya var ya böyle gördüm ha böyle kadınlar etrafında gördüm böyle kan beynime sıçradı. Canım alışsan iyi edersin. Ben de oğlum da artık kadınların radarına takılıyoruz. İyi bakalım ben daha şöyle bir radarlı yoldan yarın sahil yolunun oğluşumuzla beraber şöyle bir yürüyeyim. Bakalım bizim de radarımıza oğluşumuzu sevmek için bazı adamlar takılıyor mu? O adamların ağzını burnunu kırdırırsın bana ama. Yapacak bir şey yok. Sen de alış. Sen de alışman lazım yani. Yapacak bir şey yok. Yıldız. Mavişim sen bana çok mu kızdın? Kızmadım, kıskandım. Ama benim gözüm senden başkasını görür mü ya?